Süper Lig'in son şampiyonlarının hikayelerine bakınca daima kusursuz bir ön libero performansı göze çarpıyor. Melo, Mehmet Topal, Atiba, Josef, Fernando, Mahmut, Siopis. Ancak bu mevkiye ligin ve takımın dinamiklerine uyum sağlayabilecek bir isim bulmaksa pek kolay olmuyor. Kaderin bir cilvesi midir yoksa sistemli bir arayışın ürünü müdür bilinmez, Galatasaray'ın bu sorunla ilgili ürettiği çözümlerin hikayesi birbirini çok andırıyor. 2012. Son şampiyonluğunu 2008'de yaşayan Galatasaray, hem ligde hem de kupada hüsranla geçen yılların ardından 2011-2012 sezonuna Fatih Terim hamlesiyle başladı. İmparator, bir önceki yıl lig tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Sarı Kırmızılılara yaz döneminde neredeyse tamamı ilk 11'de görev alan tam 10 yeni isim kattı. Bunlardan sadece biri kiralık olarak takıma dahil edilmişti. Juventus'un 2 yıl önce bonservisine 25 milyon euro verdiği Felipe Melo, İtalya'da sezonun en kötü oyuncusuna verilen Altın Bidon unvanını almıştı. İtalyanlar bu unvanı bir yıl önce ise bize yabancı olmayan bir başka isme, Ricardo Quaresma'ya vermişti. Kulüpte geçirdiği parlak olmayan yıllardan sonra Melo, 2012 yazında Galatasaray'a transfer oldu. Gelir gelmez de Türk futbol severlerin pek alışık olmadığı bir ön libero performansı çizdi. İlk sezonunu adeta bir yedek forvet gibi 12 golle tamamlarken tüm derbilerde gol attı. Kadıköy'de süper finalle biten sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken Brezilyalı Melo da tartışmasız bir şekilde sezonun yıldızları arasındaydı. Ertesi yıl bir kez daha kiralık olarak Galatasaray forması giyen Melo, bu kez de 7 gollük katkı yaptı ve üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselen takımın en önemli parçalarındandı. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Melo, gösterdiği performans sayesinde 33 yaşındayken Inter'e transfer oldu. İtalya'ya giderken taraftarların 6 numaralardan beklentilerini de adeta arşa çıkardı. 2017. 2015'te Melo ile yolları ayıran Galatasaray, şampiyonluğun yakınından daha iyi geçemediği 2 sezon yaşadı. Beşiktaş'ın şampiyonluklarıyla geçen bu 2 yılın sonunda takım, 2017-2018 sezonuna Igor Tudor'la başladı. Yüksek bonservis bedellerinin ödendiği yaz transfer döneminde ilk 11'e tam 7 ekleme yapıldı. Ön libero mevkiinin yeni sahibi Manchester City'nin 15 milyon euro ödeyerek takıma kattığı Brezilyalı Fernando oldu. 6 sezon forma giydiği Porto'da her sezon 40'a yakın maç oynayan Fernando, Manchester City'deki son senesinde sadece 5 lig maçına ilk 11'de başlayınca kendisine yolun göründüğünü anladı. Tudor'un takımında orta sahanın liderliğini eline alan Fernando, kısa sürede oyun zekasıyla fark yarattı. İlk devresi 2-0 mağlup kapatılan Akhisarspor maçında takımını ateşleyen golü atıp 4-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ancak akıllarda asıl kalan şovunu iç sahada oynanan 2 Beşiktaş maçında yaptı. Sarı Kırmızılılar üst üste 2 sezon ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş'la karşılaştı. Şampiyonluk yolunda kritik viraj olan ve gergin geçen bu maçlarda 2 gol atan tecrübeli oyuncu bu performansıyla zihinlere kazındı. Türkiye'deki 2 yılına 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdıran Fernando, tıpkı Melo gibi Türkiye'de yükselen formunun sayesinde 33 yaşında Sevilla'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 4 senede 2 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı halen Sevilla'da forma giyiyor. 2022. Galatasaray 2017 ile 2018'de gelen 2 şampiyonluktan sonraki 2 sezonu boş geçti. 2021-2022 sezonunda bir ara düşme korkusu dahi yaşayan Sarı Kırmızılılar, 2022-2023 yaz transfer döneminde takımın çehresini neredeyse tamamen değiştirdi. Değişimin yaşandığı ilk mevkilerden birisi de 6 numara oldu. Arsenal'in 30 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödediği Torreira, Melo'nun Juventus'ta, Fernando'nun da Manchester City'de yaşadığına benzeri bir düşüşü Atletico Madrid günlerinde tatmıştı. İspanyol ekibinde sadece 724 dakika sahada kalınca soluğu Florentina'da alıp burada düzenli olarak forma giymeye başladı. Arsenal'in yaptığı yatırımın yaklaşık 5'te 1'ine Galatasaray'a sattığı Torreira, ilk sezonunda Icardi ile birlikte en etkili transfer oldu. Sarı kart cezalısı olduğu maçla babaannesinin cenazesine katıldığı için kaçırdığı maç dışında sezonun tümünde sahadaydı. Sezonu 0 gol 1 asist gibi kısır bir istatistikle tamamlamasına karşın şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. 1.66'lık Uruguaylı bu sezona da müthiş başladı. Melo ve Fernando gibi yıllar süren bekleyişin ardından Galatasaray orta sahasına ilaç olan Torreira, tıpkı onlar gibi Sarı Kırmızılıları 2 yıl üst üste şampiyon yapmak için bir kez daha varını yoğunu ortaya koyuyor. Burada uzun yıllar geçirecek mi bilinmez ama Melo ve Fernando'da olduğu gibi gösterdiği performansla 5 büyük lige gitmesi pek uzak bir ihtimal gibi durmuyor.